Merhaba, bugün 6 Eylül. 6-7 Eylül 1955 olayları diye tarihimize geçmiş, tarihimize bir kara leke olarak geçmiş olayların yıl dönümü. Dolayısıyla bugün o olayları masaya yatıralım istiyoruz. Bu tarihimize kara leke olarak geçmiş ve bizzat sahipleri tarafından da yıllar sonra bunun kontrgerilla eylemi olduğu itiraf edilmiş bir olaydı. Sadece Türkiye'yi ilgilendiren değil, aslında Türkiye'nin azınlıkları üzerinden bölge ülkeleriyle de ilişkilerine yönelik ve Kıbrıs meselesi bir yanda dönemin iktidarının ekonomik krizlerle sıkışmış olması durumları hepsinin birleştiğinde ortaya çıkmış bir eylemdi. Bunu analiz etmeden önce tabii önce olayı hatırlayalım. Olay nasıl başladı ya da başlatıldı? 6 Eylül 1955 günü öğlen saat 13'te radyodan bir haber yayınlandı. Habere göre Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atılmıştı. Bombayı atan Selanik Üniversitesi Siyasal Bilgiler öğrencisi Oktay Engin'dir. Bunu bir parantez olarak bir kenarda tutalım. Oktay Engin'in kimliği bize bu eylemin içeriğini anlamamızı kolaylaştıracak. Ama haber şu: Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldı. Tabii bu bir anda bir infial yarattı, radyodan böyle bir haberin yayınlanması. Haber aynı gün ikinci baskı yapan İstanbul Express gazetesinde "Atamızın evi bombalandı" manşetiyle çıktı. Demokrat Parti yanlısı olduğu bilinen İstanbul Express'in sahibi Mithat Per'in yazı işleri müdürü de Gökşin Sipahioğlu'ydu. Onu da belirtelim. Bu gazete, yani Demokrat Parti destekçisi İstanbul Express, genel tirajı 20 bin civarında olan bir gazeteydi. Fakat ne hikmetse o gün 6 Eylül 1955 günü 290 bin adet basılmış ve Kıbrıs Türktür Derneği üyelerince İstanbul'da satılmış ve dağıtılmış. Gazetenin aynı baskısında Kıbrıs Türktür Derneği Genel Sekreteri Kamil Önal'ın da açıklamaları var. Şöyle diyor Kamil Önal: "Mukaddesata el uzatanlara bunu çok pahalıya ödeteceğiz. Ödeteceğimizi alenen söylemekte de bir mahsur görmüyoruz." Evet, Kıbrıs Türktür Derneği'nin genel sekreteri "Atamızın evi bombalandı" manşetli çıkan özel gazetede bu demeci dile getiriyor. Hemen tabii bunun üzerine başta Kıbrıs Türktür Derneği olmak üzere Demokrat Parti teşkilatları, gençlik örgütleri, işte çeşitli meslek kuruluşları ve tabii bunlar bazı resmi makamların da desteğiyle İstanbul'a dışarıdan yığınak yaptılar ve 6 Eylül akşamı büyük bir yağma ve yıkım saldırısı düzenlediler. Ne acı ki 7 Eylül sabahına kadar bütün gece sürdü bu saldırı ve başta Rum azınlıklar olmak üzere gayrimüslimler hedef alındı. Bilanço şöyleydi: 7 Eylül sabahı ortaya çıkan manzarada 4214 ev, 1004 iş yeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul, otel, bar, dükkan türü 5317 mekan basılmış ve yağmalanmıştı. Daha sonra yapılan çalışmalara istinaden bir veri olarak paylaşalım. Basılan yerlerin %59'u Rumlara, %17'si Ermenilere, %12'si de Yahudilere aitti. Bu olay cereyan ettikten sonra peki ne oldu? Menderes hükümeti olaylar üzerine sıkı yönetimi ilan etti. Ve her zaman yapılan bir iş, yani tipik bu kontrgerilla faaliyetlerinde yapılan iş oldu: olay komünistlere yakıldı. Aziz Nesin, işte Nihat Sargın, Kemal Tahir, Asım Bezirci, Hasan İzzettin Dinamo gibi pek çok komünist olduğu bilinen isimlere dava açıldı. Ve bir komünist eylemi olarak kamuoyunda yaftalanmaya çalışıldı bu tarihe geçmiş olay. Tabii olayın komünistlere yıkılması aslında Pentagon'un Sahra talimnamesine uygundu. Nitekim o talimnameye uygunluğunu yıllar yıllar sonra Özel Harp Dairesi Başkanı olan Sabri Girmeşoğlu itiraf etti. Şöyle demişti: yıllar önce, tarihini de söyleyelim, 23 Eylül 2010'da Habertürk televizyonunda gazeteci Fatih Güllapoğlu'na bir demeci var Sabri Girmeşoğlu'nun. Aynen şöyle diyor röportajında: 6-7 Eylül'de özel harp işiydi. Muhteşem bir örgütlenmeydi, amacına da ulaştı. Evet, Sabri 25 Sabri Girmeşoğlu'nun da belirttiği gibi bu
6-7 Eylül olayları, dışarıdan yığınak, Atatürk'ün evine bomba atılması, gazetenin tirajı, işte demeçler, bunların tamamı hakikaten de muhteşem bir örgütlenmeydi özel partçiler açısından. Şimdi başta söylemiştik, atamızın evine bomba atanın Oktay Engin olduğunu. Peki bu Oktay Engin kimdi? Bakın bu Oktay Engin de yıllarca devlet memuru olarak çalıştı. Öyle sıradan bir memurlukta değil, valilik yaptı. Bakın tarihini söyleyeyim size. 22 Şubat 1992 ile 18 Eylül 1993 tarihleri arasında Nevşehir Valiliğine kadar yükselen bir devlet memuruydu. Yani 6 Eylül günü Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıp bu muhteşem örgütlenmede rol almış kişi bir devlet memuruydu ve devlet memuru olarak da yıllar sonra Nevşehir Valiliği de yapmıştı. İlginçtir, Nevşehir Valiliği dönemi yine daha sonra Susurluk olayıyla gündeme gelecek. Bazı isimlerin de o dönem orada bir takım faaliyetleriyle anılmıştı. Onu da ayrı bir parantez, belki başka bir zaman onu da konuşuruz. Şimdi gelelim işin esasına. Tamam, Sabri Yirmibeşoğlu'nun Özel Park Dairesi Başkanı Sabri Yirmibeşoğlu'nun belirttiği gibi bu eylem amacına ulaşmıştı. Fakat amaç neydi tam olarak? Yani amaç sadece Kıbrıs ve Londra konferansına güçlü bir elle oturma için mi bu yapılmıştı? Bu aslında çok konuşuldu, tartışıldı, yazıldı, çizildi ama bana kalırsa bu esas neden değildi. Hani belki böyle bir neden olarak sıralamalara koyarsak listenin bir yerinde durur ama esas neden değildi. Çünkü zaten Menderes Yunanistan Başbakanı'nın Kıbrıs'ı taksim önerisini reddetmişti. Yıllar sonra ortaya çıkan çeşitli belgeler ve işte bu konuda tanıklıkları olanların da değerlendirmelerini de dikkate alırsak esas amacın ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle Demokrat Parti iktidarının güven kaybetme durumuydu. Ama tabii Amerika Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni kuşatma planında Türkiye'ye ve Türkiye'yi de bu plana mecbur etmekte Demokrat Parti'ye fazlasıyla ihtiyacı vardı. İşte kontrgerilla şeflerinin de muhteşem bir örgütlenme dedikleri bu eylem Demokrat Parti'ye bir 5 yıl daha iktidarda kalma fırsatı veren bir eyleme dönüşmüştü. Bana kalırsa işin Kıbrıs boyutundan ziyade esas amacı buydu. Şimdi tabii Sabri Yirmibeşoğlu özel bir isim. Yani Özel Harp Dairesi başkanlığı sıfatını anlattık. Ve işte bu 6-7 Eylül olayları için muhteşem bir özel park işiydi demesini hatırlattık. Fakat biraz daha ayrıntılı verelim. Bu bizi başka alanlarda da bazı ipuçlarına götürecek. Şimdi Sabri Yirmibeşoğlu Alparslan Türkeş'in en sevdiği öğrencilerinin başındaydı. Biliyorsunuz Alparslan Türkeş emekli bir asker. 27 Mayıs'a katılan bir asker. Bir dönem 27 Mayıs'ın kudretli ismi diye, yani 27 Mayıs modayken kudretli ismi diye söylenirdi. Şimdi pozisyonlar MHP açısından ve işte MHP'nin dahil olduğu Cumhur İttifakı'nın 27 Mayıs'a bakışı nedeniyle o yön tamamen budanmış. Türkeş'in hatta bazı MHP'lilerce aslında bir darbeyi önlemek için o birlik içinde yer aldığı, darbenin daha ileri gitmesini engellemek için oralarda yer aldığı şeklinde tuhaf değerlendirmelere kadar uzanmıştır. Fakat gerçeği şudur, Alparslan Türkeş öyle ya da böyle 27 Mayıs'ı yapan ekibin içinde bir kanat olarak duruyor ve o kanat daha sonra 14'ler olarak alınacak. O kanat esas kanat tarafından daha sonra tasfiye edildi. Tasfiye edilmesinin gerekçesi de şuydu, 27 Mayıs'ı yapan ekibin esas kanadı bunun hızla demokrasiye geçişin, bir anayasa yapıp demokrasiye geçişin bir aşaması olarak düşündüler. Ama Alparslan Türkeşlerin olduğu kanat darbeyi sürdürmeyi, askerin iktidarını sürdürmeyi hesaplıyorlardı. Ve işte bu tartışmalar, bu vesaire, bu nedenler den ötürü esas kanat Türkeş'in liderliğini yaptığı kanadı tasfiye etti. Bir gece ansızın çıkan bir kararnameyle işte biri Londra'ya, biri Tokyo'ya, şuraya buraya büyükelçi atanarak 14'ler tasfiye edilmiş ve Türkiye'de aslında
bir darbe, uzatılmış bir darbeden kurtulmuş oldu ve 27 Mayıs'ta bu nedenle bir devrim özelliğiyle Türkiye'nin en özgürlükçü anayasasını yapmış ve akabinde de Türkiye'ye büyük özgürlükler getirmiş bir süreç olmuş oldu. Tabii Türkeş'in özellikleri şu, yani 27 Mayıs'tan daha önce bir Amerikancı ekol içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapıyor olması. Türkeş daha 1950'li yılların başında Çankırı'da gerilla okulunda bulunmuş, ardından da Amerika'ya giderek Amerikan Harp Akademisi'ni bitirmiştir. Türkeş'in özellikle 60 ve 70'lerdeki faaliyetleri bu kontrgerilla konusunda hepimize önemli ipuçları vermektedir. Nitekim Türkeş'in çok önemli bir yakını da Ruzinazar'dır. Kimdir Ruzinazar? Özbek asıllı bir Amerikalı olarak Amerika'nın istihbaratının en tepe noktalarına kadar çıkmış, Türkiye'de de istasyon şefliği yapmış kontrgerillanın Türkiye'deki kurucusudur. Türkeş Ruzinazar'la bağlıdır. Ruzinazar biliyorsunuz aynı zamanda Enver Altaylı'nın işte çok yakın dediği isimlerden biridir. Enver Altaylı'nın da bir MİT mensubu olmasında, CIA'ye çalışan hatta bir MİT mensubu olmasında Ruzinazar'ın rolü vardır. O Enver Altaylı, Türkeş'in MHP'sinin gazetesinde de yöneticilik yapmıştır. Bütün bunlar hepsi birbirine girmiş ilişkilerdir. Şimdi biliyorsunuz Enver Altaylı FETÖ'den yargılandı, mahkum oldu. Onun iddianamede ve işte açıklamalarından da bir sürü başka ipuçları ortaya seriliyor. Bütün bunlar bir gün daha iyi aydınlatılacaktır. Şimdilik Cumhur İttifakı'nın pozisyonu nedeniyle Enver Altaylı'nın ilişkilerinin bu yanı pek üzerinde durulmuyor. Her neyse, Türkeş'in sevgili bir öğrencisiydi. Özetle Sabri 25 oğlu. Ve bu 6-7 Eylül olayları sırasında da Seferberlik Tetkik Kurulu'nda görevliydi. Seferberlik Tetkik Kurulu belli bir tarihe kadar bu isimle var olan örgüt daha sonra Özel Harp Dairesi ismini almıştı. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Seferberlik Tetkik Kurulu ve Özel Harp Dairesi dönemleri büyük oranda Amerikancılığın, Atlantikçiliğin hakim olduğu ve CIA'in, MIT'i, işte Pentagon'un Türk Silahlı Kuvvetleri'ni biçimlendirmeye çalıştığı dönemlerdi. Bizzat Pentagon'un Sahra Talimnameleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kılavuzu haline gelmişti ne yazık ki. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle 1980'lerin sonuna doğru, yani Necdet Uruğlar'ın, Necdet Öztorunların Özal'lara, Evrenlere direnmeye başladığı, hatta işte istifa eden Necip Körümtayların dönemiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde milli kanadın, Kemalist kanadın daha böyle öne çıktığı bir süreç başlamış oldu. İşte o süreçte Özel Harp Dairesi'ne keskin bir kılıç attı ordunun bu eğilimi ve Özel Harp Dairesi'ni özel kuvvetler komutanlığına dönüştürerek bu yapının içindeki kirli unsurların tasfiye edilip millileştirilmesini sağladılar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri içinde Seferberlik Tetkik Kurulu, Özel Harp Dairesi ve 92'den itibaren Özel Kuvvetler Komutanlığı diye bir durum var. Ama mevcut Özel Kuvvetler Komutanlığını geçmişin Seferberlik Tetkik Kurulu ve Özel Harp Dairesi'nin ana eğilimiyle, yönelimiyle hiç birlikte değerlendirmemek lazım. Neredeyse 180 derece birbirlerine tersler. Neyse, işte çok iyi bir örgütlenmeydi, muhteşem bir örgütlenmeydi diyen Özel Harp Dairesi'nin başındaki General Sabri 25 oğlu 6-7 Eylül olayları sırasında bizzat Seferberlik Tetkik Kurulu'nun, yani Özel Harp Dairesi'nin önceki ismiyle bilinen kurulunun görevlisiydi. Daha sonra Sabri 25 oğlu NATO'nun çeşitli görevlerinde bulundu ve işte Seferberlik Tetkik Kurulu'nun Özel Harp Dairesi'ne dönüşmesinden sonra da önce Kurmay Başkanlığı'nı ardından da kurumun bir numaralı ismi haline geldi. Daha sonra tabii 25 oğlu, General 25 oğlu ilerleyen yıllarda Genelkurmay Harekat Başkanlığı ve yanlış hatırlamıyorsam Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği de yapmıştı. Şimdi işte bu 25 oğlunun röportajından bazı kesitler aktarmak belki konuyu tamamlarken önemli olacak.
23 Eylül 2012 tarihli bir röportajında Sabri Yirmibeşoğlu, Pentagon'un Sahra Talimnamesini kontur gerilla tarafından harfi harfine uygulandığını aslında itiraf etmiş oluyordu. Şöyle diyor, bakın, 23 Eylül 2012 tarihli röportajında Sabri Yirmibeşoğlu. Eğer bir yerde halkın galeyana gelmesini, bir mukavemet hareketi göstermesini arzu ederseniz, sizin saygın değerlerinize düşmanın, karşı tarafın bir şey yaptığını, küçültücü hareket yaptığını gösterirseniz halkı galeyana getirirsiniz. Özel harpte bir kural vardır. Halkın mukavemetini arttırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır. Bir cami yakılır. Kıbrıs'ta cami yaktık biz. Cami yakılır mesela. Evet, Özel Park Dairesi'nin başkanı Sabri Yirmibeşoğlu aynen böyle demişti. Bu itiraf aslında bize FETÖ'nün de bir kontrgerilla unsuru olduğunu aslında belgeliyor. Hatırlayın, FETÖ'de Ergenekon balyoz kumpaslarıyla ordunun Kemalist milli değerlerini tasfiye edip yerlerine doluşmaya çalıştığı süreçte Taraf gazetesi başta olmak üzere operasyon gazetelerinde şunu yapmışlardı. İşte Ergenekon'da şu subay camiyi bombalayacak diye biliyorsunuz manşetler atıldı. İşte tam da Sabri Yirmibeşoğlu'nun Pentagon'un Sahra Talimnamesinden özetlediği konudur bu. Düşman yapmış gibi göstereceksiniz diyor. Ve biliyorsunuz işte 15 Temmuz 2016'da darbe girişimleri sırasında da bütün işte şunları şunları yapacaklar diye suçladıkları kesimlerin aslında kendi işlerini kendileri öyle yapmış oldular. Düşmanın yaptığını göstermek üzere Pentagon Sahra Talimnamesine uygun bir şekilde düşmanı gördükleri unsurları suçlamışlar. Ama bizzat aslında o işlerin müsebbibi olduklarını da daha sonra ortaya çıkmıştı. Evet, çok kısa bir şekilde 6-7 Eylül olaylarını özetlemeye çalıştık. Bunun aslında günümüze FETÖ'ye uzanan kontrgerilla faaliyetiyle bağı konusu oldukça önemli. Belki ilerleyen haftalarda daha detaylı olarak bunu da masaya yatırırız. Şimdilik bu kadar diyelim.